Merhaba değerli üreticilerimiz, yepyeni bir program serisiyle daha sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz devamlı gelecek tarımda, tarım ise teknolojide diyoruz. Bu program konseptimizde bundan sonra tarım ve hayvancılıktaki teknolojik ürünleri sizlere tanıtacağız. Aynı zamanda sadece hani bu ürünü tanıtmakla değil, kullanıp kullanım sonuçlarını da sizlerle paylaşacağız. Bugün de Antalya ilimizin güzel ilçesi Elmalı ilçesinde çok harika bir elma bahçesinde yer almaktayız. Tabi bu projemizde bize ilçe tarım müdürlüğü destek oluyor. Biz de bu cihazları burada bırakacağız. Ondan sonraki onlara ne gibi faydalar sağlayacak, neler sağlayabilir bugün konuşacağız. Daha sonra sonuçlarında da gerçekten bunlara yapılan yatırımlar bizim yapmış olduğumuz yatırım maliyetlerini karşılıyor mu, işimizi kolaylaştırıyor mu, üreticimize bir katkı, katma değer sağlıyor mu ekstradan? Bütün bunların her birini değerlendirmiş olacağız. Gelin isterseniz öncelikle ev sahibimizi tanıyalım. Daha sonra da cihazların özelliklerine ve neden böyle şeyleri kullanma ihtiyacı hissedebiliriz, onları konuşalım. Evet müdürüm, evet, sözü size bırakıyorum. Sayın müdürüm, hoş geldiniz diyorum öncelikle. Burası müdürümün de bahsettiği gibi Antalya'nın yaylası, 1080 rakımda eşsiz bir coğrafyaya sahip bir bölge. Ve bu bahçe de bizim organik tarım çalışması yaptığımız bir bahçe. Sevgili abimiz Ramazan Gerekten'in bahçesi ve müdürümüzle daha önce konuşmalarımızda tarımsal yeniliklerin, tarımsal teknolojinin artık tarım sahalarının geneline yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Ben küçük aile işletmelerine bu ürünlerin, bu tarımsal, bu dijital ürünlerin girmesini şiddetle istiyorum. Burada iki tane ürün var yanımızda. Ve bunların kullanımlarını birazdan ne işlere yaradığını müdürümle beraber konuşacağız. Ve ben inanıyorum ki bizim çiftçilerimiz, Elmalı çiftçilerimiz bu cihazın ismini söylüyor muyuz? Söyleyebiliriz. İsimli cihazı. Niye söylüyorum? Çünkü firmamız İlçe Tarım Müdürlüğümüze bu cihazları hediye ediyor. Ve biz de bunu çiftçilerimiz üzerinde, çiftçilerimizin bahçelerinde demolar yaparak kullanacağız. Ve göstererek çiftçilerimize anlatacağız. Kesinlikle. Ve daha çok alana yayılmayı sağlayacağız. Hatta ben müdürüme diyorum ki, müdürüm de zaten projeleri destekleyen, uygulayan bir arkadaşımız. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında bunu bütün çiftçilerimize, yapmak isteyenlere uygulayabiliriz gelecek yıl, değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Bu iki tane cihazımızın bir tanesi toprağımızın nemini ölçüyor. Tabii bunun farklı modelleri de var. Bu teknik detaylarını birazdan şirketimizin mühendis arkadaşıyla beraber daha da irdeleyeceğiz değerli izleyicilerimiz. Diğeri de dijital böcek tuzağı. Yani bizim biliyorsunuz zararlarla mücadele etmemiz gerekiyor ama bunun bir doğru zamanlaması var. Eğer bir şeyi zamanından önce de sonrasında yaptığımızda maksimum verimi elde edemeyiz. İşte teknoloji bize burada yarıyor. Çünkü biz insan olarak buralarda hata yapabiliyoruz. Gözden kesinlikle kaçırabiliyoruz. Ya da maliyet anlamında insanla yapılan işlerin maliyetleri daha yükseğe gelebiliyor. İşte bu kapsamda teknoloji tamamen hayat kurtarıcı bir nokta. Evet. Normalde biz ilçe tarım olarak sayın müdürüm, böcek sayımlarını işte Akdeniz meyvesi ne olsun, evet, elma iç kurdu olsun. Bunlarla evet ilgili Türkiye genelinde o ilçede yetişen ürün gruplarına göre bakanlığımızın belirlemiş olduğu uyarı sistemleri yapıyoruz. Bunların sizce maliyeti ne kadardır? Sistem nasıl işliyor? Hani hem burada üreticilerimiz bakanlığımızın ne yaptığını, sahada ne yaptığını öğrenmesini istiyorum. Evet, evet. Hem de bu işin maliyet anlamında bir idareci olarak, yani hem personel yük hem araç yakıtı olarak bir kısaca sizden değerlendirmesini istiyorum. Şimdi biz Tarım Bakanlığımız olarak sayın müdürüm, sen de yapıyorsun, bizler de uyguluyoruz. Sahada üretim dönemi girmesinden itibaren sürekli her hafta eşit oranlarda, eşit zamanlarda, doğru zamanlarda bu böcekleri tek tek saymaya gidiyoruz. Onları bir tutanakta birleştiriyoruz ve bakanlığımıza gönderiyoruz. Ama bunun için ne gerekiyor müdürüm? Araba gerekiyor. Peki. Şoför zaten yok kurumlarda yani. İş gücü olarak mühendis arkadaşlarımızı çok oyalıyor. Mazot fiyatı biliyorsunuz. Hepsini kattığımız zaman devletimize büyük bir yük oluşturduğunu düşünüyorum. Hem de nasıl? Bunların hata yapma şansı yok değil mi sayarken? Kesinlikle. Mesela o anda arkadaşımıza telefon geldi. Canı sıkıldı, saydı. Tam yeterli bir gözlem olmuyor. O yüzden bu tür cihazların güvenilirliği daha yüksek. Ve bunlar bildiğim kadarıyla müdürüm buluta aktarılıyor. Telefon üzerinden bize hangi gün istiyorsak sayıp gönderiyor değil mi? Tabii. Bir de ne kadar harika. Süper. Aslında hiçbir masraf yok. Tarım ve hayvancılıkla ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi, eksiklerimizden bir tanesi kayıt tutmamak. Yani evet, düzenli bir kayıt, nizamı yok. Hani geriye dönük ne yapabildik ya da yapabileceğimizi bilemiyoruz.
Geçen gün bir tane grup geldi böyle ziyaretimize. Onlarla böyle tarım ve hayvancılık üzerine sohbet ederken, işte anadan babadan doğma çiftçiyim. Çok süper amca diyorum, harika. Evet. 50 yıllık kaydım var mı? Hani ben senin varsayalım ki oğlunum, bundan sonra ben yapacağım bu işi. Devam hani senin, alırken bir alacak bir şey yok değil yani mi? Yani geçen sene ne yaptın, 3 sene önce ne yaptın, 5 sene önce ne yaptığını görebileceğimiz bir şey var mı? Maalesef yok. Ama işte teknoloji burada bütün bu hataları minimuma indirmenin en güzel yöntemlerinden. Ama onları listeliyor değil bir mi? Bir tanesi durum. Kesinlikle. Harika. Diğeri cihazımız ise Filiz. Bunun da dediğim gibi farklı modelleri de var. Bugün buraya getirdiğimiz model nem ölçer sistemi. Biliyorsunuz dünyada artık su en önemli faktörlerden bir tanesi ki petrolden bile daha kıymetli bir durumda. Tabii. Her geçen günde ülkemizi bırakın dünya genelinde de ciddi susuzluğa doğru giden bir yol var ve bunu biz gelecek nesillerimize mutlaka aktarmamız gerekiyor. Minimum kullanıp maksimum verim elde etmek gerekiyor. Bu kapsamda da hem modern sulama sistemlerini kullanmamız gerekiyor hem de ne kadar sulamamız gerekiyor? Bitkinin gerçekten ihtiyacı ne kadar? Nerede durup nerede start vermemiz gerektiği noktasında işte bu teknolojik aletler sayesinde rahatlıkla yapabiliyoruz müdürüm. Tam da yerine geldiniz sayın müdürüm. Neden? Elmalı şu anda kuraklıkta hazırlanmıyor. Kuraklığı yaşıyor. Ve o yüzden ben bütün sata yayılması için yani bu tür teknolojik ürünlerin hani şirket nazarında demiyorum. Bütün ürünlere öncülük ve ilham vermesini istiyorum. Ve bütün alanda yayıldığı zaman daha doğru nitel gözlem sonuçlarını da alarak harika bir sulama yaparız. Hem verimimizi arttırırız, hem fazla suyu tüketmemiş oluruz. Hem de bir altlığımız olur dediğiniz gibi. Bütün böyle farklı lokasyonlarda olduğunu düşünsenize sayın müdürüm. Bütün bir her bölgemizin bölge datası elimizde olacak. Şey olur. Toprak nemi bu cihaz sanırım belli yüksekliklerde ölçüyor. 10 evet. santim aralıklarla değil mi? Evet. 10 santim aşağıda ne kadar, sonra ne kadar, sonra ne kadar? Elimizde doneler olacak. Ki aynı zamanda meteorolojik olan çeşitleri de birazdan dediğim gibi teknik arkadaşla da konuşacağız. Hastalıklara karşı erken uyarılar yapıyor. Evet. Böylelikle pestisit kalıntısı ya da gereksiz ilaç masraflarından aslında birçok noktada teknolojinin faydaları var. Ama biz bunları hani genelde üreticilerimiz şöyle bakıyor. Ya bu kadar parayı kim verecek? Ne gerek var? Bu büyük çiftçilerin yapabileceği şey gibi bakıyorlar ama biz şunu tavsiye ediyoruz. Hani matematik, Armağan hocamızın çok güzel bir sözü var. Hı. Matematik yalan söylemez, matematikle yalan söylenir diyor. Onun için biz matematiğimizi güzel yaparsak şayet nedir ne değildir diye kesinlikle rahat bir şekilde bunun geri dönüşü bize nedir, kaç yılda amorti ediyor bunu hesaplamak lazım. Artı geleceğimize ne kadar hani pestisit gerçekten çok önemli bir faktör. Bunlara da değinmek gerekiyor. Müdürüm ben size bir teşekkür etmekle... Bir şey daha ekleyeyim tabii ki ben. De. Şimdi artık ezberler bozuldu. Bizde mesela çok dikkat ediyoruz sahada fenolojik gözlemlerde 20-30 gün kaymalar oluyor mevsimlerde. Öngörülemez şeyler oluyor. Bu tür teknolojik cihazların bize çok faydası olacağını düşünüyorum. Dediniz ya mesela hani pestisit zararları, kanser hastalıkları, farklı hastalıklar, sinir sistemlerini etkiliyor bu tür ilaçlar. Ve bunların kapsamında mesela organik tarım projeleri de yürütüyoruz bölgemizde. Bu cihazlar bizim görmeyen gözlerimiz olabilir, duymayan kulaklarımız olabilir. Bu cihazlar sayesinde doğru verilerle işimiz daha kolaylaşır. Daha biliyorsunuz organik tarım çok zor bir süreç. Müdürüm, yani bu cihazları size bırakıyoruz. Evet. Kullanım deneyimlerinizi yapacaksınız. Daha sonra ilerleyen süreçte deneyimlerinizi paylaşacağız sizlerle. İşe yaramadıysa diyeceksiniz ki bunlar bir işe yaramıyor. Değerli üreticilerim sakın almayın. Tabii. Ama gerçekten de işimize yaradıysa o datalar bizi ekonomiksel anlamda hem kurumumuzun yapacağı karlılık hem personel hem yakıt hem aracın. İnanılmaz bir kar edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü yönünden, bizim için vakit kaybı müdürüm. Kesinlikle. Sırf bunları saymak için yola çıkmak ne mühendisliğe uygun. Başka bir hayırlı daha iyi bir iş yapabiliriz kesinlikle. Yani. Saydım demekle yani mühendis olunmuyor. Onun verileri bize düşecek. Yani ben asıl orada çok onu yorumlayıp yapılması gereken alınması gereken önlemleri yapması daha doğru. Gidecek arkadaşımız sahada onu saymaya çalışacak. Ben bizim kurumun daha böyle üretkenliği ve modernliği açısından harika olacağını düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Anladım. Evet değerli üreticilerimiz, şimdi de firmadan değerli ziraat mühendisi arkadaşımız Emre'yi davet ediyorum. Onunla da cihazlarımızın biraz teknik özellikleri üzerine konuşup bize neler yapabilir ya da yapamaz onları konuşalım. Evet değerli izleyiciler, şu anda da firmamızın mühendisi Emre kardeşimizle beraberiz. Merhaba Emre, öncelikle bir kısaca kendinden bahseder misin izleyicilerimize? Merhaba, ben Emre. Ziraat mühendisiyim. Doktor firmasında çalışıyorum.
Türkiye'nin tarımı için ne yapabiliriz? Teknolojiyle çiftçilerimizi nasıl daha iyi bir seviyeye getirebiliriz? Verimliliğimizi nasıl arttırırız? Bunun üstüne kafa yoruyoruz. Bugünkü ev sahipliğiniz ve misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Umarım faydalı olabiliriz insanlarımıza. Burada teknoloji üreticimizle buluşturduğunuz için biz sizlere teşekkür ederiz gerçekten. Şimdi iki tane cihazımız var. Hızlı bir şekilde cihazların teknik detaylarına girmek istiyorum ben. Çünkü buradaki en önemli şey bunlar neler yapabiliyor. Bu teknik kısımda teknik birisinin vermesi çok daha doğru ve yerinde olacaktır. Öncelikle önümüzdeki filizden başlayalım. Bunun farklı modellerinin olduğunu ben biliyorum. Üreticilerimize az önce de ifade ettim. Filiz nedir? Ne işe yarar? Bunlarla ilgili bize kısaca bilgiler aktarabilir misin? Filiz bir çeşit tarım istasyonu, tarım sensörü diye geçiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi iki farklı filizle ilgili ürünümüz var. Bir tanesi Filiz Pro. Filiz Pro'muzun üzerinde meteorolojik verileri, yağmur verilerini vesaire de alabildiğimiz ek bir aparat kısmı mevcut. Bu Filiz modelimizde hava ve iklim verilerinin artı olarak da toprağın altındaki 3 sensörden toprakla ilgili verileri alabiliyoruz. Bu veriler tarımla ilgili bize şöyle bir yol açıyor. Hangi verileri alabiliyoruz orada? Nem verisini, toprak sıcaklığını, rutubeti bir sürü veriyi alabiliyoruz bu Filiz cihazımız sayesinde. Bunun şöyle bir avantajı oluyor. Birçok anlamda avantajı var. Az önce Müdür Hanım çok güzel ifade etti. Su ile ilgili, kuraklıkla ilgili konular gerçekten çok değerli ve önem vermemiz gereken konular. Su tasarrufu ile ilgili çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Nasıl sağlayacağını da biraz sonra anlatacağım. Aynı zamanda üretimindeki en büyük meyve kalitesini, verimini etkilen şeylerden bir tanesi de su stresi. Bunu da bitkimizi, ürünümüzü strese sokmadan yapabileceğimiz bir programa el veriyor bu ürünümüz bize. Bunu da şu şekilde yapıyor. Toprağın alt kısmında 3 farklı sensörden 15 santimden, 30 santimden ve 45 santimden biz düzenli olarak veri alıyoruz. Bu aldığımız veri toprağın nemi, sıcaklık değerleri. Bu veriler üzerinden de sizin toprak yapınıza göre biz bir uygulamamızdan takip ediyoruz. Çok başarılı bir uygulamamız var. Bu uygulamaya biz toprağımızın toprak tipini girdiğimizde ve ürünümüzü girdiğimizde o toprak, o ürünün hangi nem aralığında olması gerektiğini, hangi nem aralığının altına geldiğinde sıcaklık, su stresine karşı sıkıntı yaşadığını vesaire ifade eden bir çizelgemiz, bir programımız var. Bu sayede sulama yaptığımız zaman şöyle yapabiliyoruz. Çiftçilerimiz genelde suyu açıp takip ediyorlar uygulama üzerinden ve ne zaman kapatmaları gerektiğini bildirim olarak oradan fark edip ona göre müdahale edebiliyoruz. Bunda şöyle bir problem var. Özellikle yakın zamanda en çok karşılaştığım bir problemi söyleyeyim size. Çiftçilerimiz bir plan belirliyorlar kendilerine. Diyor ki mesela çiftçimiz, ben her gün işte 3 günde bir 10 saat su vereceğim diye bir kendisine program yapıyor. Ama o 3 gün ya da o bir haftalık zaman aralığındaki hava sıcaklıkları farklı. Nem değerleri farklı, rutubet değerleri farklı. Dolayısıyla hiçbir şey standart olmadığı gibi, yani dünün derecesi 42 dereceydi, bugün 35 dereceye düştü. Dolayısıyla da bizim su ihtiyacımızda da bu denli değişimler olacaktır. Bu yüzden standart bir sulama programının çok etkili olamayacağını düşünüyorum. Bunu da okuyabilmemiz, bunun üzerine yorum yapabilmemiz için de sizin de az önce bahsettiğiniz gibi elimizde verinin olması gerekiyor. Bir kaydın olması gerekiyor. Bu veriyi de bize Filiz sağlıyor. Evet, bu kayıt sayesinde biz gerçekten hem çok ciddi anlamda su tasarruf etmiş oluyoruz. Bunun ne kadar kritik olduğunu anlatmaya gerek yok. Aynı zamanda en doğru sulamayı yaptığımızda, çünkü siz daha iyi biliyorsunuz, fazla su versem de benim verimimi etkileyecek, az su verdiğimde de benim verimimi etkileyecek. Her şeyin olması gerektiği ayarda olmasını sağlayan bir cihazımız. Aynı zamanda yine çiftçilerimizin çok fazla faydasını gördüğü bir özellik de topraktaki rutubetle bağlantılı olarak bu fungisitlerin, yani mantari hastalıkların yayılması için potansiyel ortamı tespit edebiliyoruz. Ve bu veriyi de biz size veriyoruz. Diyoruz ki şu an sizin bahçenizde rutubetten, nemden kaynaklı olarak bu elde ettiğimiz verilerin toplamından bir yorum yaparak diyoruz ki şu an sizin bahçenizde mantari hastalık riski var. İlaçlama yapmanız. Evet, ilaçlama yapmanız gerekiyor. Kontrol etmenizi istiyoruz biz sizden. Veya tam tersi diyoruz ki mantari hastalık riskiniz yok. Gönül rahatlığıyla bu gece uyuyabilirsiniz diye çiftçilerimize söylüyoruz. Şimdi ben burada anlattıklarını istinaden şu iki tane yorumu eklemek istiyorum. Bir tanesi, yani her ne olursa olsun değerli üreticilerimiz, sadece bir ürün kullanarak, bir tanesini doğru yaparak maksimum verime ulaşamayız. Yani burada ağacın budamasından tutun da bu işlerin başlangıcı neresidir? Toprak analiziyle başlayıp doğru gübreleme, doğru beslemenin de yapılması gerekiyor. Yani biz burada evet bugün teknoloji işliyoruz, teknolojiyi anlatıyoruz size ama bunların topyekün bütününü ele almak gerekiyor. Verimliliği konuşacaksak, başarıyı konuşacaksak, diğer türlü sadece birini yaparak bu başarıları elde etme şansımız yok. Evet, artık
günümüzde iklim değişiklikleri çok inanılmaz bir şekilde. Bundan dolayı dolu, afet, seller ve benzeri ya da sıcaklıklar çok aniden yükseliyor, çok aniden düşüyor. Bu da tabii bitkilerde nasıl bizleri sersemleten sıcak, bitkileri ya da hayvanlarımızı da bir o kadar sersemletiyor. İşte bu noktada bizim alışılagelmiş, klasik geçmişten gelen atadan dededen biz bu işi böyle yapıyoruz'dan ziyade tamamen teknolojiye uyarlayarak yaparsak minimum hastalık, minimum maliyet, maksimum verimi elde etmiş olabiliriz. Aksi halde hani bunları yakalayabilme şansımız yok. Hele bir de ürünümüzün maddiyet olarak gönlümüzden geçen rakamlar olmadıysa iş daha da kötüye gider. Eğer bugün verimliliği oynamadığımız sürece kazancımızın artma şansı maalesef yok. Onun için mutlaka her alanda tek bir hedefimiz olmalı. Daha fazla verimi nasıl elde edebilirim? Tabi bu süreçte de yatırım maliyetlerini de buna göre değerlendirmek gerekiyor. Daha önceden bu cihazı kullanan genç kardeşlerimizden de şunu biliyorum. Onda üst kısımda yine nem ölçer vesaire bütün her şey vardı. Tam donanımlıydı. Müdürüm dedi yan tarlayla benim aramda dedi. Onda da patates var, bende de patates var. Patateste biliyorsunuz çok fazla ilaçlama yapılıyor. Ben dedi bu ürünün dedi ücretini dedi bir yıl bile sürmeden çıkardım dedi. O benden çok daha fazla ilaçladı. Her yağmur yağdığında, nem arttığında hastalık gelecek diye ilaçlama yaptı. Ben tamamen bu teknolojiye uyarak ilaçlama yaptım. Sadece ilaç parasından bu işi çözdüm diye bir dipnot vermişti bana. Yani gerçekten teknoloji hayatımızı nasıl, yani biz sadece teknoloji telefonun ibaret sanıyoruz. Yeni modeli çıkınca hemen koştur koştur alıyoruz ama artık ya da üreticilerimizin en çok yaptığı hata sıfır traktör almak. Komşu daha üst modelini aldıysa daha üst modelini almak. Onlar da hiç taviz vermiyoruz. Yani oradaki hızımız mükemmel. Aynı mükemmelliği lütfen alt tarafta tarımsal anlamda diğer bütün ürünlerde de teknoloji kullanmaya özen gösterelim. Bununla ilgili eklemek istediğin son şey var mı? Evet var. Bu verilerin dışında biz bazı özellikler ve bazı hizmetleri de çiftçilerimize sunuyoruz. Yine Filiz'i kullandıkları IoTrek diye bir programın sayesinde. Kullanımı gayet basit ve kullanışlı. Özellikle benim en çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi, yine veri üzerinden bir örnek vereceğim. Biz şimdi sıcaklık, nem, rutubet değerlerini vesaire ölçtüğünü söyledik. Uygulama üzerinden geçmişe dönük ben bu grafiği görebiliyorum. Gece gündüz sıcaklıkları farkı da biliyorsunuz ki meyveyi gerçek ciddi anlamda etkileyen bir faktör. Bunu görebiliyorum. Aynı zamanda özellikle sert çekirdekli meyve ağaçlarında soğuklanma ihtiyacını da tespit edebiliyoruz bu cihazımız sayesinde. Bir de artı olarak çiftçilerimizin program, siz de az önce çok güzel bahsettiniz, kayıt tutmak gerçekten çok önemli. Geriye dönüp baktığınızda ne yapmışım ne yapmamışımı görmek için yine uygulama üzerinde çiftçilerimiz istediği takdirde sulama programlarını tarlaya uygulama üzerinden kaydedebiliyorlar. Ben şimdi sulamaya açtığımda saatine girip işte şu saatte şu kadar suladım deyip yine tekrardan kapatıp kaç saat suladım, ne kadar sulamışım bunun verisini de elde edebiliyoruz. Bunların gerçekten çiftçimize faydalı olacağını düşünüyorum. Peki ben şunu eklemek istiyorum. Şu anda meyve bahçesindeyiz. İzleyenler sanabilirler ki bu sadece meyve bahçesi için mi kullanılıyor yoksa tarımsal alanda diğer hangi ürünlerde aktif olarak kullanabiliriz? Tarım yaptığınız tüm ürünlerde kullanabilirsiniz. Sulama varsa. Serada dahil olmak üzere. Sulama varsa her yerde kullanabilirsiniz. Salma sulamada çok fazla tavsiye etmiyoruz çiftçimize. Salma sulamayı genel olarak çiftçilerimize tavsiye etmiyoruz. Kesinlikle. Zaten. Zaten onu bırakmamız gerekiyor. Umarım, yani. Umarım bir gün biter. Damlama yaptıkları, yağmurlama yaptıkları herhangi bir yerde istedikleri gibi kullanabilirler gönül rahatlığıyla. Verimlerini ve su tasarruflarını ciddi anlamda etkileyeceğini düşünüyorum. Hep verimlilik konuşuyoruz. Evet gerçekten çok önemli. Ama siz de bu coğrafyayı gezen insanlarsınız. Sudan kaynaklı olarak da elektrik maliyetleri de ciddi anlamda büyük. Kesinlikle. Çiftçimizin maliyetini düşürüp verimlerini arttırmak bizim en büyük hedefimiz olmalı diye düşünüyorum. Çok doğru. Yani çünkü bütün her şey verimliliğe dayanıyor. Bugün işte buğday fiyatlarını konuşuyoruz. Dışarıdan gelen buğday eğer bize daha ucuza geliyorsa demek ki oradaki üretici bizden daha ucuza mal ediyor. Bunun hemen oradan aklınızdan geçen mazot gübre fiyatları demeyin. Onunla alakası yok. Verimlilikle alakası var. Yani en önemli faktör verimlilik. Bu kadar diyorum. Bu kadar. Hemen diğer cihazımıza geçmek istiyorum. Evet. O cihazımız nedir? Ne işe yarar? Biz az önce kısaca bahsettik. Yani bakanlıkta bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Bizler belli noktalara, popülasyona göre asıp zararları tespit edip eşik değere geçtiyse üreticilerimize bununla ilgili bildiriler yapıyoruz, duyurular yapıyoruz. Bunun teknolojiye çevrilmiş hali. Doğrudur. Neleri yapabiliyor? Bütün hepsini kapsayabiliyor mu? Avantajları nedir ya da dezavantajı var mı diye de eklemiş olayım. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Bu cihazımızın ismi PestRep. Dijital zararlı takip cihazı olarak adlandırabiliriz.
Bizim zaten ilçe tarım müdürü hanımımız da çok güzel bahsetti. Çeşitli bölgelerimizde feromon, yapışkan tuzaklar vesaire kullanmaya başladık. Bunu da zararlı tespiti ve ona göre mücadele yapmak için kullanıyoruz. Güzel bir yöntem ama artık geride kaldı. Biraz daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü zararlı işi şakaya gelmiyor biliyorsunuz. Sabah farklı, akşam farklı olabiliyor. Bu cihazımızın üst tarafında bir kamera mevcut. Alt tarafında da bizim yapışkanlı kağıdımı koyduğumuz bir kısım mevcut. İçine de biz feromon yerleştiriyoruz. Feromon dediğimiz şey sizin bahçenizde size zarar veren zararlının ilgisini çekecek, onu cezbedecek bir koku, bir frekans yaydığı için onu buraya çeken bir şey diye tanımlayabiliriz feromonu. Koyduğumuzda atıyorum şu an bir elma bahçesindeyiz. Çok güzel bir elma bahçesindeyiz. Çiftçimiz çok güzel bakmış. Ellerine sağlık. Biz buraya genelde elma iç kurdu problemi yaşadığımız için elma iç kurdunun feromonunu yerleştiriyoruz. İçinde de yapışkanlı bir kağıdımız var. Üstünde de kamera var. Bu kamera bizim belirlediğimiz zaman dilimlerinde fotoğrafını çekiyor. Çiftçimiz evinde veya atıyorum torununu ziyaret etmeye gittiğinde bahçesinde kaç tane elma kurdu gelmiş, artış var mı yok mu, temiz mi, ilaçlama yapması gerekiyor mu gibi çok ciddi yorumlar bundan çıkartabiliyor. Bunda şöyle bir faktör var. Evet, hepimiz bahçemizi geziyoruz. Gezemediğimiz zamanlarda olabiliyor. Gözden kaçırdığımız zararlar olabiliyor. Yaprağın altına saklanıyorlar. Bir ağaç da oluyor, bir ağaç da olmuyor vesaire. O anlamda bize çok daha net bir veri sağlamış oluyor. Buna göre mücadele yaptığınızda da az önce tekrardan konuştuğunuz konuya değinmek istiyorum. Zararlarla mücadele gerçekten çok kritik. Ve bu anlamda bizim hem bilgi eksikliğimiz hem de yanlış uygulamalarımız mevcut. Evet, zararlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Ama biz bunu fazla yaptırdığımız takdirde hem bitkiye stres olarak bitki sağlığına zarar vermiş oluyoruz. Hem de dolaylı olarak insan sağlığına ciddi anlamda zarar vermiş oluyoruz. Dolayısıyla her şeyde olduğu gibi az, öz ve dengeli bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bunun için de çiftçi atıyorum bir tane elma iç kurdu gördüğünde hemen böyle traktörüne binip koşarak ilaç attığında yan taraftaki bahçe ilaçlama yapmadı veya başka bir şekilde havalardan dolayı vesaire yine popülasyon arttığında bir daha ilaç atıyor bir hafta sonra. Biz bunu çok fazla yaşıyoruz. Her hafta zararlarla mücadele yapılmaz. Ya bu başarılı bir mücadele olmadığı anlamına gelir. Onun sayısını takip ettiği takdirde ne zaman uygulama yapması gerektiğini zaten çiftçilerimiz işin içinde olan biri olarak biliyorlar. Fotoğraflarını düzenli olarak takip edebiliyor. Grafik olarak artışlarını görebiliyor. Yani içindeki kamera böceğin hangi böcek olduğunu bilebiliyor mu? Onu ayırt edebiliyor ona, mu? Ona da geleyim. Biz burada yapay zekadan destek alıyoruz. Bu çektiğimiz fotoğrafları sistem internete yüklediğinde yapay zeka tespit edip böcekleri zararlıyı çiziyor. Biz burada mesela uygulamayı kurulum yaparken elma bahçesinde olduğumuzu ve elma iç kurdunu feromonunu yerleştirdiğimizi çizdiğimizde o bize elma iç kurtlarını ayrı bir şekilde çiziyor. Bir de tanımsız olarak ayrı diğer zararları çiziyor. Çünkü bizim için orada önemli olan elma iç kurdu güvesi. Onun tespitini sağlıyor bize ve kaç tane olduğunu gün be gün veriyor. Bizim bazı çiftçilerimiz mesela şu an kullanıyor. Domates tarlasından örnek vermek istiyorum. 60 tane domates küvesi yakalamış. Ertesi gün 70 tane domates küvesi yakalamış. Sonra 100'e çıkmış sayı. Onun hemen müdahale yapması gerektiğini fark edebiliyor çiftçimiz. Ama tarlaya gittiğinde o rakamları görmüyor. Görmüyor. O sayıları görmüyor. Veya bu sıcaklarda çok tarlaya gidesi de gelmiyor bazen insanların. Tabii insanlar. İnsanın şu sıcakta dışarı çıkması hiç de içinden gelmiyor. Kesinlikle öyle. Çok yüksek sıcaklıklar mevcut. Kesinlikle öyle. Veya uygulama yaptıktan sonraki süreçte sayı takibini yaptığında azalma var mı? Başarılı bir uygulama yapmış mıyım? Buna göre bir etken değişikliği gerekir mi? Vesaire gibi konularda da çiftçimize destek sağlıyoruz. Son bir şey söylemek istiyorum. Yani burada sizin de samimiyetinize dayanarak hepimizin ortak paydada, ortak değerde buluştuğunu düşünüyorum. Hepimiz derdi olan insanlarız bu konuyla alakalı. Benim en çok canımı sıkan konulardan bir tanesi yurt dışındaki tarımla ilgili başarıları görüp ya arkadaş bunlar nasıl yapıyor, biz niye yapamıyoruz diye dertlenmek, hayıflanmak oluyor. Umarım sizin yaptığınız çalışmalarla, bu tarz teknolojik girişimlerle, çiftçilerimizin bilinçlenmesiyle ilgili yapılan çalışmalarla artık yurt dışında değil de evet biz de bak çok güzel işler yapabiliyoruz. Yurt dışındakilerin gelip bizden örnek alacağı günler diyelim bence. Çok isterim. Çok isterim. Bu dileğimi de buradan sizin huzurunuza iletmek istedim. Ben bu ümitvari genç bir ziraat mühendisi olarak böyle düşündüğünden dolayı sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. De uyandırmak istediğimiz, harekete geçirmek istediğimiz şey bu. Atalarımız vakti zamanında tüm dünyayı ilmi de bilimi de bizden alıyorlarmış. Artık hani biz dışarıdan alan değil de dışarıya tekrardan yön veren, komşunun traktörü var, yok o benden bir adım öne gitti, geri gelecek fesatlıkları ve benzeri şeylerden daha ziyade dünya çiftçisiyle rekabet eden bilinçli, aynı zamanda sağlıklı, güvenilir gıdanın üretildiği daha güzel günlere hep beraber gideriz diye ümit ediyorum.
Evet değerli üreticilerimiz, gelecek tarımda tarım teknolojisi dedik ve bu kapsamda Antalya ilimizin Elmalı ilçesinde güzel bir elma bahçesinde sizlere kurmuş olduğumuz dijital cihazların kısaca girişini yapmış olduk. Bundan sonraki süreçte ilçe müdürlüğümüz personelleri buradaki dataları kaydedecekler, takip edecekler. Aynı zamanda üreticimizle de sohbet edeceğiz. Bahçesinde işe yaradı mı, yaramadı mı? Tabii şu anda başında sormuyorum çünkü başında hiçbir şeyin anlamı yok. Sonunda gerçekten işe yaradı mı, yaramadı mı? Mikrofonu ona uzatıp kendimiz kaçacağız ki özgürce hürce konuşsun orada. Evet. Bize gerçekleri söylesin. Sizler de işe yarayıp yaramadığını hep beraber görmüş olalım. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.